Ah, of, ölüyorum yorgunluktan Suat. Hemen yatalım istersen canım. Yok yok. Ya Suat'cığım be, geç saatte Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Ben böyle televizyonun karşısında ona bakıp sızmak istiyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Yok, ne kusuru işte. Baba. Efendim Prensesim, ne oldu? İşte boya yapıyor ya. Birazdan görecek televizyonun olmadığını. Ne yapacağım ben ya, kafam durdu. Kaçınılmaz sonu bekleyeceksin oğlum. Başka çaren yok. Yapma ya. Bu odada bir eksiklik mi var? Ne eksiği Hüsnü'cüğüm? Televizyon Suat, televizyon. Bu kumandanın ucunda televizyon olması gerekiyor Suat. Ama yok. Televizyon mu Hüsnü'cüğüm? Evet, televizyon Suat. Televizyon artık yok. Abi, bir dua vardı. Geçen gün çalıştırmıştım ben. Neydi o? Ayetel kürsü. Yok yok, o çok uzun. Bana kısa bir şey lazım. Çok vaktim yok. Bu sefer bittin oğlum. Baba... Bu sefer bittin. Baba yapma. Metin, yardım et çocuğum. Dikkatli tutun çocuğum. Yavaş 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 yavaş. Elim ah. Ay Hüsnücüğüm. Öpeyim canım, geçsin. Tamam bırak bırak, tamam. Tak şu fişi. Bana bak küçük sapık. Bu televizyona 10 metreden fazla yaklaşmak yok, tamam mı? Baba, salon 5 metre zaten ya. Nasıl olacak o? Bağırma bana, bağırma. Hala cevap veriyor yüzsüz. Sus bakayım. Hala konuşuyor. Baba, baba. He? Gösterecek mi bu? Göstermez mi? Aslanlar gibi. Kömürlükte kurumamıştır biraz ama. Yani şöyle biraz vurmak lazım. Aha gitti iyice. Hakikaten aslanmış baba. Hiç gülmeyin, hiç gülmeyin. Hüsnücüğüm, olan olmuş artık. 10 milyon taksitle televizyon satıyorlar. Alalım bir tane hayatım. Ya da baba, almışken plazma alalım ya. Sen hala konuşuyor musun? Bakma sen ona baba. Alalım mı yenisinden bir tane? Hayır efendim. Yeni televizyon falan yok. Neyse, bunu tamirciye götürsek daha iyi olacak. Aman Hüsnücüğüm. Şimdi bekleyin. Geliyorum. Beline dikkat et hayatım. Aman aman. Tamam bırak bırak. Tamam. Bırak kendim tamam, götürebilirim. Baba. Bırak. Ay. Bir defa ne getirecek acaba? Ben bir tane de bulmak istemiyorum. Nereden çıktı bu Hüsnücüğüm? Bundan sonra radyo dinleyeceğiz. Eski günlere dönüyoruz. Dedemin bu. Tak şunu prize. Ne? Baba delirdin mi ya? Evet delirdim. Evet delirdim. Bu ev beni delirtti. Hüsnü abi. Seninkiler şimdi radyoyu da kırarlarsa o zaman ne yapacaksın? Salonun ortasında ateş yakıp Dede Korkut hikayesi anlatırsın artık ha? Yok elini körü artık. Ne olacağı belli bence. Suat, Zeliha, çocuklar, koro. Hüsnü abi de koro şefi. Şef. Hüsnü Çoban'dan türküler. Bravo. Ya kardeşim sizin kafanız da sırf geyiğe çalışıyor ha. Yayın hayatın uğurlu olsun abicim. Fırsat izin. FM 657. Radyo Çoban. Türkülerle. Memurun sesi. Şurada 200 soru var. Yarı yarıya çözün. Bir de coğrafyada iklimler konusunun özetini çıkaracaksın. Kim çıkaracak hocam? Abim çıkaracak değil mi? Hayır canım sen. Ben mi? Hı hı. Of, var mı böyle bir eziyet ya? Nasıl gidiyor bakalım hocam? İyi, bitti zaten. Öyle mi? Biz de bittik ama anne. Oy. Hocam buyurun bir yorgunluk kahvesi içelim karşılıklı ha? Zahmet olmasın size. Ay ne zahmeti canım, gelin hadi. Abi şu benim özeti sen çıkarsana be Allah aşkına. Yok ya. Söz sana helalinden bir 20'lik.
Olmaz oğlum, hiç uğraşamam. Sen bu kafayla var ya, ne uzarsın ne kısalırsın. Memur babanı memur ol, ne olacak? Tunç'ta ciddi bir şey yok, öyle değil mi? Tabii canım, küçük bir çatlaktan ne olur ki? Çocuk bu, düşe kalka büyüyecek. O da doğru. Aa, çocuk dedin de, benim sıpalar ne yaptı acaba? Bugün hocaları gelecekti. Bir arayalım bakalım. Sen son zamanlarda çocuklarla fazla ilgilenmeye başladın Hüsnü abi, hayırdır? Çocuk Baylin'cim, ilgilenmesin olmaz ki. Ya, tabii. Ne sırıtıyorsun sen? Kesin Suat'la konuştun değil mi? Kesin. Çocuklar telefona bakın. Demek Kastamonu ha? Ya, geçen hafta geldi tayin. Gitsen mi, gitmesen mi bilemedim. O kadar alıştım ki büyük şehre. Haklısın ama memuriyette bir güvence sonuçta değil mi? O da doğru. Kafam çok karışık Suat Hanım, çok. Hayırlısı neyse o olsun hayatım, sıkma canını sen. İyidir baba, senden ne haber? Çalışıyoruz işte oğlum. Ne yaptınız, nasıl geçti ders? Vallahi biraz kanlı geçti baba. Şenay Hoca da 7 gün ödevi. Oh, kırıp gücünüzle çalışın bakalım. Ay bu Hüsnü de çok hoş vallahi. Saat başı sesimi duymadan edemez. Versene oğlum. Veriyorum baba, bir dakika. Babam sizi istiyor hocam. Buyurun Hüsnü Bey. Oo, nasılsınız hoca hanım? Çocuklar sizi merhaba. Üzmüyor değil mi? Yok. Aman ha, hele bir üzsünler, çok fena çekerim kulaklarını. Siz hiç üzülmeyin, hiç canınızı sıkmayın siz. Çok mersi Hüsnü Bey, çok zarifsiniz. Sağ olun, size de iyi dersler, iyi günler. Size de iyi günler. Çok selamı var size de. Aleyküm selam. Ne gülüyorsun sen? Allah Allah. Bak ne diyeceğim Şenaycığım. Ne diyeceksiniz? Sen en iyisi Kastamonu'ya git şekil. İyi de az önce... Boş ver az önceyi hayatım. Kastamonu bir tanedir. Anne sen nereden biliyorsun Kastamonu'yu ya? Kes sesini sen, biliyorum ben. Harika bir yer Kastamonu hayatım. Sahi? Aa, bak bir kere tabiatı harika. Havası temiz, suyu temiz. Hele bir balı var, yemeğe doyamazsın. Şenay Hoca ne yapar, gider mi Kastamonu'ya? Gitsin abicim, burama geldi. Ya o gitsin ya ben gideceğim. Saçma sapan konuşma be, hadi ye yemeğini. Vallahi hayatım, Şenay Hoca'dan memnunuz memnun olmasına da bir tayin işi varmış ya. Yok, daha belli değil de her ihtimale karşı diyorum. Şu sizin hocanın numarası neydi? Versene bana. Heh, yazıyorum. Alo Hüsnücüğüm. Hah Suat'cığım, vallahi şimdi içimden geçiyordu. Ne oldu, öldü mü kaldı mı bu karım beni, niye aramıyor diye. Ah aramam mı hayatım? Ben hiç kocamı habersiz bırakır mıyım Hüsnücüğüm? Uzatma Suat, ne var? Hüsnücüğüm, bugün Ayten ablalarda kabul günü var ya, ben birazdan oraya gideceğim. Git bana ne? Akşamüstü diyorum, çocuklara hoca geliyor ya, ben de yokum evde. Gelip bir ilgilenebilir misin hayatım ha? Aa, demek hoca geliyor ha? Evde bir büyük olması şart tabii. Gelip Suat'cığım, gelirim ben. Sen şey yapma, merak etme yani. Kusura bakmadın değil mi Hüsnücüğüm? O kadar işin arasında seni meşgul edeceğiz. Olur mu öyle şey Suat'cığım? Olur mu öyle şey? Her şey çocuklarımız için hayatım. İnsan onlar için nelere katlanmaz ki? Ay canım, aslan kocam benim. Tamam. Ben bir saate kalmaz evdeyim. Tamam. Şenay Hoca durumları galiba. Ne galibası ya. Baksana güller açtı adamın yüzünde. Başka ne olabilir ki? Ali! Şey Rıza baba, pardon. Ben bir iki saatten izin istesem, evde olmam gerekiyordu. Çek kenara Ali. İni çek ben. Sağ ol hocam. Dursana oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne haber ışık sıpası? Hocanız geldi mi? Geldi. İçeride mi hocanız? İçeride tabii. İyi. Bu kim oğlum? Yeni hocamız baba. Merhaba efendim. Ben çocuklarınızın yeni öğretmeni Hayrullah Ormancı. Merhaba. Çok memnun oldum. Şenay Hoca'nıza ne oldu oğlum? Kastamonu'ya tayini çıktı baba. Kastamonu'ya mı? O nereden çıktı ya?
Annem sana söylemedi mi? Yok, bir şey söylemedi. Sen niye öyle yamuk duruyorsun? Saygıdan Üstü Bey, saygıdan. Şenay Hoca gidince çocuklar dersten geri kalmasın diye Suat Hanım beni buldu. Öyle mi? Heh. İyi. Aa, baba pasta mı aldın? Evet, pasta. Neli baba? Kestaneli. Derim de çocuklar yesin Üstü Bey. Tabii, buyurun. Yiyin, afiyet olsun. Ben size şey yapmayayım o zaman. Dersten anladık koymayayım. Yapılacak bazı işlerim var benim. Keyfin kaçmış usta. Şenay Hanım bir hoşça kal bile demeden gitti. Ona bozulsun değil mi? Abi nasıl bir adam bu Hayrullah Ormancı? Biraz tarif edebilir misin? Ben tarif edeyim canım. Böyle 1.90 boyunda 120 kilo ağırlığında. Abi sen şimdi koşa koşa gittin eve. Karşına bu adam mı çıktı? He, çıktı, ne olacak? Usta, sana bir şey yapmadı değil mi? Oha oha! Murat, sizin piyangocu hatta. Piyangocu mu? Aktarsana şuraya. Tamam.